şayet İslam dini hak ise. Ebu Said Ebu'l-Hayr hazretlerini çekemeyen, büyüklüğünü inkar eden, kendisini hakaret eden, lanet okuyan Ebu Hasan Tuni isminde biri vardı. Bu kişinin Ebu Said'e olan hürmetsizliği o kadar fazlaydı ki Ebu Said'in bulunduğu mahalleye bile girmezdi. Ebu Said bir gün, "Atımı eğerleyip hazırlayınız. Ebu Hasan Tuni'nin yanına gideceğiz," dedi. Orada bulunanların birçoğu bunun hikmetini anlayamayıp hayret ettiler. Bunun üzerine şeyh, "O gerçekten bizim yanlış yolda olduğumuzu zannediyor," dedi. Talebelerinden birkaç kişiyle birlikte yola çıktılar. O kimsenin bulunduğu yere yaklaşınca talebelerinden birini gönderdi ve kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Ebu Hasan Tuni bu hali haber alınca, "Onun burada ne işi var? O kiliseye gitsin. Onun yeri orasıdır." O talebe mecburen bu haberi hocasına getirince, "Bismillah, madem ki öyle diyor, biz de oraya gideriz," dedi ve kiliseye gittiler. O sırada kilisede Hristiyanlar ayin için toplanmışlardı. Acaba niye geldi diye merak edip onun etrafında toplandılar. Ebu Said içeri girdi. Duvarda İsa Aleyhisselam ve Hazreti Meryem'in resimleri diye çizilmiş iki büyük tablo vardı. Ebu Said resimlere baktı ve, "Ey Meryem oğlu İsa, Allah'ı bırakıp da beni ve annemi iki ilah edinin diye insanlara sen mi söyledin?" Maide suresindeki bu ayet-i kerimeyi okudu, sonra da, "Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini hak ise şu anda bu iki resimle secde etsinler," buyurdu. Allah'ın izniyle o iki resim yere düştü. Yüzleri Kabe tarafında olup secde halini aldılar. Orada bulunan Hristiyanlar feryat ettiler. 40 kişi hemen kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Bu hal Ebu Hasan Tuni'ye ulaşınca hatasını anladı, pişman oldu, tövbe etti. Hemen Ebu Said Hazretlerinin yanına geldi, özür diledi ve sadık talebelerinden biri oldu.